Bakarsanız bugün akşam saatlerinde flash olarak düşen, son dakika olarak düşen bir gelişmeye de kısa bir yorumlar alıp onun ardından belki başlamak lazım. Can Bey müsaade ederseniz daha böyle başlamış olayım. Anayasa Mahkemesi'nin balyozla ilgili almış olduğu karar akşam saatlerinde düştü. Ajanslara karar açıklandı. Tabii bunu söylerken 12 Eylül'de belki hatırlatmak lazım. O da çok büyük bir dönüşümdü çünkü. Evet, o da önemli. Onu da konuşacağız. Öncelikli olarak nasıl yorumlamak lazım? Çünkü oradaki can alıcı nokta aslında bakarsanız elektronik delillerin, yani dijital delillerin sorunlu olduğu yönünde ki bu davanın da bel kemiğini oluşturan bir meseleydi. Bununla ilgili AYM bir açıklama yaptı, karar verdi. Silbaş'tan başlayacak, öyle gözüküyor. Ne demek lazım, nasıl yorumlamak lazım, nasıl görüyorsunuz? Şimdi yani kararın kendisiyle ilgili memnuniyet veya üzüntü bildirmekten ziyade yani Anayasa Mahkemesi bu kararları alınca kendisi açısından böyle çok özgürlükçü, çok orijinal bir şey yapmış olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. İşini yapıyor. Çünkü böyle de bir hava estiriliyor. Bunu söylemenin temel sebebi de şu, buna benzeyen birçok başvuru Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Bu davalar garip bir şekilde o listelerden en başa geçti ve bu kararlar çıktı. Öncelikle bu benim kafama çok fazla yatmıyor. Ta 28 Şubat'tan beri içeride yatan insanlar var. Bunların davaları, bunların yeniden yargılanma talebi, bunların baştan aşağı kurmaca olan dosyalarından dolayı onlarca yıl hapis cezası almış durumdalar, içerideler. Bazıları şartlı tahliye ediliyor ama hala süreçleri devam ediyor. Her anda bu iş bambaşka bir yere gidip yeniden cezaevine girebilirler. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin öncelikle bu öncelikler sıralamasını, yararçısını bize bir açıklaması gerekiyor. Bunu bir dipnot olarak düşün. Çünkü hiç dile getirilmeyen bir şey bu. Balyoz'a, Ergenekon'a ve buna benzer davalara gelince bunlar hakikaten Türkiye'nin siyasetini baştan aşağı değiştiren davalar. Bundan dolayı elbette çok ciddi anlamda gündem tutuyor, yer tutuyor, siyaseti şekillendiren, Türkiye'nin siyasi tarihini baştan aşağı yeniden gözden geçirmeyi sağlayan ve geleceğe dair kurduğumuz cümleleri değiştirme imkanı sağlayan kararlar. Ama en başından beri şöyle bir algı oluşturuldu. Mahkemeler eliyle düzen kurmaya çalışan bir nevresayet aklı zuhur etti. Bu kelime size ait herhalde çünkü köşe yazılarınızı da kullanıyorsunuz. Evet, yani bunun Gülen grubuyla bağlantısı var. Onun dışında liberal yaklaşımın böyle bir naif yönü var. Mahkemeler eliyle bir düzen kuracağız. Yeni Türkiye'yi mahkemeler eliyle. Mahkemeler eliyle biz bildiğimiz kadarıyla en azından Türkiye'nin yakın tarihinde düzenden ziyade ya da kurulmuş düzenlerin tamamında çok ciddi sorunlar oldu. İstiklal mahkemeleri dönüm noktasıydı. 1960 darbesi sonrası kurulan mahkemeler dönüm noktasıydı. 80 darbesi sonrası kurulan mahkemeler dönüm noktasıydı. 28 Şubat böyleydi. Ergenekon'da buna benzer bir durum ortaya çıktı. Hiçbirinden düzen çıkmadı. Tamamı bir hesaplaşma ve daha fazla kaosa da yol açtı. İçlerinde bazılarının tutarlı olduğu yerler de olabilirdi ya da vardı. Ama son tahlilde buralardan bir düzen çıkmadı. Mahkemeler bir müdahale aracıdır. Ardından ortaya koyduğunuz kurucu siyaset nedir sorusunun cevabı eğer gerçekten detaylı, derinlikli ve milletin satın alabileceği bir cevapsa işler yoluna gider. Aslında bu Ergenekon, Balyoz ve buna benzer müdahalelerle vesayet rejiminin geriletildiği tezi de belli bir noktaya kadar doğru olan bir tez. Son tahlilde bu mahkemelerin vuku bulması da, mahkemelerin neticesinde ortaya çıkan kararlar da, o kararların neticesinde yapılan siyasi dizayn da, siyasi iradenin sağlam bir şekilde yerinde durmasından dolayı, demokratik perspektifi iyi kötü korumasından dolayı hayata geçebildi. Daha da ileri bir cümle kuralım. Bu mahkemelerin kurulabilmesinin, bu müdahalelerin yapılabilmesinin bidayetinde, başlangıcında asıl olan güç, siyasi iradenin sağlam durmasıydı. Burada da basit bir cümle söyleyip bitirmiş olayım ben. Sözü Can Bey'e devredeyim. Hatırlarsanız bütün bu Ergenekon süreçleri 2008 ile başladı. Doğru. Onun hemen öncesinde Türkiye tarihinde belki de vesayete çok açık bir şekilde dur denilen tarih 28 Nisan 2007'dir. Yani 27 Nisan bildiresinden bir gün sonra hükümetin cevap vereceğinin ortaya çıkması, bir gün sonrasında da yani 29'unda da çıkıp hükümetin çok açık bir şekilde cevap vermesiyle yeni bir döneme girdik biz. O dönemin ruhu içerisinde cesur ve sağlam bir şekilde ayakta duran bir iktidar olabildiği için bu vesayet odaklarına müdahale edildi. Yoksa polisler, hukukçular, avukatlar, hakimler olduğu için bu yapılamadı. Eğer biz bu ayrımı yapmazsak, sistem içerisinde hakikaten sadece teknokrat görevi gören insanlara kahramanlık payesi veririz. O kahramanlık da böyle rayından çıktığı andan itibaren bugün işte ortaya çıkan manzaraları görürüz. Ben bunu söyleyip burada durayım.